Selam arkadaşlar. Aslında ilk etapta size arı sineklerini gösterdim. Çünkü yani kaplan arı sineği ile arı sinekleri arasındaki farkları göstermeye çalışıyorum. Çok türü var arı sineklerinin. Bu göstereceklerimiz de yani bunların bence görsel olarak en değerli olanları. Aslında kaplan arı sinekleri çok yaygın bir sinek türü değildir. Yani şöyle söyleyelim, yani yaygın derken görülmesi zor olan türlerdir. Yani tek başına dolaştıkları için doğada fark edilmesi zor olan türlerdir diğer sinek türlerine göre. Ve diğer sinek türleri gibi davranış sergilemezler. Yani genelde nektarinle beslenen ya da çiçek özleriyle beslenen türlerdir. Bu sayede tozlamaya da yardımcı olurlar. Genelde bu yetişkinlik evreleri güneşin en yoğun olduğu günlere denk gelir. Yani ay ve mevsim olarak ve hani kuruluk alanlarda ya da kumlarda, kayalık alanlarda sıkça görülürler. Bu sayede bazı bölgelerde bulunmayan, mesela şöyle anlatalım, daha böyle kayalık alanlar ya da çöl tipi alanlarda bu sinekler tozlanmada büyük faktör gösterir. Kanatları vücut oranlarına göre epeyce büyük olduğu için çok hızlı bir şekilde uçabilirler ve dengeli bir uçuşla istedikleri anda istedikleri çiçeğin üzerine konabilirler. Ben neredeyse her yıl bunlara düzenli olarak rastlıyorum ama farklı türleri de var. Bölgemizde görülen türler, çok yaygın olmasa da bölgemizde görülen türler, sizin bölgenizde de bulunduğunu düşünerek hakkında bilgi vermek istedim. Bu şekilde gözlemlemiş olalım.